Ben kaydı başlattım. Zaten gelenleri alıyor olacağız. Merhaba herkese. Bugün Tomorrow Meetings'in 28.sini gerçekleştiriyoruz. Bugün konuğumuz Futurist, turizm dünyasının önemli ismi, önemli tanınmış ismi. Her şey dahil konseptini Avrupalılarla tanıştıran Cem Kınay bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Cem Bey konuşmasına başlamadan önce sözü başkanımız Zafer Küçükşabanoğlu'na bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. Umarım herkes iyidir. Keyifli bir akşamda hep birlikteyiz yine. Cem Bey, müsaade ederseniz ben dernekle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tabii, Hem de buyurun. daha sonra YouTube'dan da seyreden çok kişi olduğu için Evet. çok kısa bilgi vermek istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak 16 ay önce kurulduk ve Türkiye'nin tartışmasız alandaki en başarılı derneği olduk. Bu 16 ay içerisinde tabii çeşitli markalarımız oluşmuş oldu. Bir tanesi Tomorrow Meetings. Bugün sizinle beraber 28.sini gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen yapay zekanın, dijital dönüşümün her konu başlığını işlemeye gayret gösterdik. Çok özel konuklarla. Onun dışında Tomorrow Talks. Pazar gününden itibaren podcast serimiz başlıyor. Şu an kayıtların bir kısmı alındı. Pazar günden itibaren çok önemli ve çok iddialı olduğumuz Tomorrow Meetings ile beraber, Tomorrow Talks ile beraber de geleceği konuşmaya devam edeceğiz. En çok gururla anlattığımız bir markamız Tomorrow Summit. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin online etkinlikler arasında rekorunu kırdığımız 3094 tekil katılımcının katıldığı Türkiye'nin en büyük yapay zeka zirvesini yaptık. Şimdi Mart ayında fiziksel yapmayı umut ediyoruz. Ve en önemli faaliyetlerimizden, markalarımızdan bir tanesi de kıymetli Cem Bey, AYPA Gelecek Araştırmaları serisi. AYPA Think Tank olma yolunda ilerliyor ve partnerimiz Quantum araştırmayla birlikte şu ana kadar 3 tane araştırma açıkladık. Birincisi toplumda yapay zeka algı araştırması. İkincisi işletmelerde yapay zeka araştırması. Üçüncüsü de sizin de ilgilendiğiniz toplumda Metaverse algı araştırmasının büyük bir basın toplantılarıyla açıkladık ve çok ciddi kamuoyunda yankı uyandırdık. Önümüzdeki ay AYPA Akademi'ye başlıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın istihdamına daha fazla katkı sağlamak için ve yıl sonuna kadar da AYPA'nın 30'a yakın akademisyen üyesi var. Akademisyen üyelerimizin de desteğiyle AYPA kitap çıkartıyor ve bu konuda da bilgi birikimini kamuoyuyla paylaşacak. Çok anlatacak şey var. Dubai'ye gittik, Amerika'ya gittik. Yurt dışı seyahatlerimiz devam ediyor. Üyelerimiz UNESCO'da, European AI Komisyonu'nda, OECD'de görev alan üyelerimiz var. Tamamen geleceği konuşan bir ekibiz Cem Bey. Bugün de sizleri ağırlıyoruz. Yönetim kurulu olarak sizin gelmenizi düşündük. Özellikle yönetim kurulu üyemiz Abdülkadir Özbek de burada. O özellikle sizin gelmenizi istedi. Ve Doktor Erdem Erkul da bizim çok kıymet verdiğimiz bir üyemiz. Sizinle tanışıklığı olduğu için kendisini aradım ve sizle bizi buluşturdu. Kıymetli arkadaşlar, Cem Bey'le telefonda çok güzel bir sohbetimiz oldu. Ben kendisini zaten çok yakinen takip ediyordum. Tanışma fırsatımız oldu. Açıkçası enerjisine hayran olduğum bir kişi. Bugün de bizleri kırmadı, geldi ve ben sözü çok fazla uzatmayayım. Sözü sahibine bırakayım. Biraz da enerjisinden yararlanalım istiyorum. Cem Bey, tekrar çok teşekkür ederiz şahsım ve AYPA ailemiz adına. Şeref verdiniz. Söz sizde. Zafer çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Assos'ta yaşıyorum bir müddettir. Çoğunlukla Assos'ta yaşıyorum. Assos tanrıların ve tanrıçaların yaşadığı aşağı yukarı dünyada bilinen mitoloji, Yunan mitolojisinin yarısı burada yaşamış. Ben de enerjimi Assos'tan alıyorum diyelim. Bu enerjiyi de bütün Assos'tan sizlere de ulaştırmak isterim. Tabii yaz günleri turizm konuşmak biraz sıkıcı. Neden? Çünkü turizmin aktif tarafıyla ilgileniyoruz yazın. Hele bu 2,5 senelik pandemi sürecinden sonra dünyada bir seyahat çılgınlığı başlamış vaziyette. Çünkü dünya hiç alışmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte 19 bin tane falan uçak var dünyada. Bunların 18 bin tanesi aynı anda durdu havaalanlarında uzun süre. 1.000 tane uçak da o dönemde
İşte kargo uçağıydı, mal taşıyordu. Havaalanları kapandı. Otellerin %80'i falan dünyada kapandı. İnsanlar vaktinin dönem dönem %80'ini, %90'ını evde geçirdi. Bu tabii hepimizde bir sıkıntı yarattı. Fakat ben işin sıkıntı kısmına değil de artı değerlere bakıp gelecekte bunun nelere etkili olacağını anlatmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Şimdi de ne oldu? Tabii pandeminin verdiği sıkıntılar var. Aşağı yukarı seyahat sektöründe, seyahat ekosisteminde aşağı yukarı çalışanların %40'ını sektör kaybetti, diğer sektörlere kaybetti. Bunların bir kısmı her ne kadar geri gelecek de olsa, belki bugünlerde bolca gazetelerde okuyorsunuz, hatta belki kendiniz de rastladınız. Dünyanın çok önemli havaalanlarında hizmetler tam anlamıyla verilemediği veya eksik verildiği için uçaklar bazen günde 2000, 3000 tane uçak şey yapılıyor, iptal ediliyor. Bunun da arkasında özellikle havaalanlarında çok önemli human resource eksiklikleri var. Otellerde aynı sıkıntılar, restoranlarda aynı sıkıntılar. Belli ki pandemiden sonra sektör gelecekle ilgili olarak özellikle human resource konusundaki stratejisini bir yeniden tazelemek durumunda. Hele bizim gibi Türkiye'de %60 asgari ücrette çalışılan bir ülkede herhalde bütün human resource ile ilgili, gelecekle ilgili tasarımlarımızı değiştirmek durumundayız. Fakat insanlar ne yapıyor? En yakın yerlere gidiyor. Örnek veriyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki seyahat ilişkisi belki de pandemiden önce olmayacağı kadar büyüyecek. İnsanlar seyahat ediyor. Ne oluyor? Uzaklara gitmek istiyor insanlar. Ki yakın zamanda insanlar daha uzak mesafelere daha kolay gidecekler. Çünkü aslında pandemiden önce çalışmalar çok ilerlemişti. 2023-2025 yılından sonra ses hızından daha hızlı uçaklar imal edilecek ve insanların Çin'den Türkiye'ye gelmesi çok kısa bir sürede olacak. Bu arada Cem Bey, aklınıza sığıyorum. Sunumunuz vardı herhalde. İsterseniz ona da başlayabiliriz. Nasıl istiyorsunuz? Ona da başlayacağım da ona başlamadan önce biraz genel bir iki bir şey söylemek istiyorum. Tabii bu ne olacak? İnsanlar dünyada her tarafa gidebilecek hale gelecek. Özellikle uçakla ulaşım çok kısa sürede ve konforlu bir şekilde olacak. Zaten öyle ama daha da bu konfor sağlanacak. Pandemiden önce dünyada hepiniz biliyorsunuz 8 milyar insan var. 1,5 milyar insan seyahat ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Ancak Asya'daki gelişmeler, yani işte Çin, Hindistan, Pakistan gibi çok nüfuslu ülkelerin daha fazla ekonomisinin gelişmesi, milli gelirin yükselmesiyle beraber çok daha fazla insan seyahat edecek. Bu rakamın, 1,5 milyarlık rakamın yakın gelecekte, en geç orta gelecekte 2,5 milyara çıkılacağı söyleniyor. Yani büyük bir ihtimalle dünyanın en büyük sektörü işte seyahat, yolculuk, turizm sektörü olacak. Hele bizim gibi ülkelerde yani işte teknolojide çok fazla şey yapmamış, sanayide artı değer değil de daha çok olanı, dünyada olan şeyi daha ucuza üretme konusunda becerisi olan bizim gibi ülkelerde doğal güzellikler, tarihi güzellikler ve son 10 senede yapılan çok önemli yatırımlarla birlikte büyük bir ihtimalle Türkiye'nin bir numaralı sektörü seyahat sektörü ve onunla ilgili işte 60 tane daha sektörü ilgilendiriyor. Belki de dünyanın en çok added value'su olan, artı değeri olan sektörden bahsediyoruz. Çünkü otele sadece turizme, otel yahut uçak olarak bakmamak lazım. Tarladaki çiftçiyi bile ilgilendiren bir konu. Bir ülkeye pasport polisinden itibaren ciddi bir artı değer zinciri başlıyor. Ve
turizm veya seyahat önemli bir mega trend. Çünkü geçmişteki deneyimlerle bütün dinlere, bütün dillere, bütün cinsiyetlere, bütün tarihlere, bütün coğrafyalara sadece artı değer katmış. Dolayısıyla aranızda belki bu sektörde olan arkadaşlar da vardır ama olmayanlar için de gelecek için önemli bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Türkiye 30 sene önceye kadar çok az yabancı misafire sahip bir ülkeydi. O kadar yatak sayısı ve gelen misafir sayısı şöyle kıyaslayayım. Ben 1987'de Viyana Üniversitesi'nde tıp eğitimimi bitirdikten ve 6 senelik ihtisasımı yaptıktan sonra son 2 senede hobi olarak turizme girdim. Sonra 90 yılından itibaren her şey dahil Magic Life otelleriyle birlikte ihtisasım da sona ermişti. Tıbbı bıraktım. 1990 yılından beri otelciyim, turizmciyim. Turizmin birçok sektöründe çalıştım. O zaman 1987 yılında ben ilk turizm şirketimi Viyana'da kurduğumda Türkiye'de 50 bin yatak vardı. Ve işte 1 milyona yakın misafir geliyordu Türkiye'ye. Bu rakam Yunanistan'ın Rodos adası ile eşitti. Yani Rodos'ta da o zaman 50 bin yatak vardı. Tüm Türkiye'de 50 bin yatak vardı. Buradan Türkiye dünya altıncılığına kadar yükseldi. 52 milyon pandemiden önce yabancı misafir geliyor. 10 milyon kadar da Türk misafir Türkiye içinde dolaşıyor. 60-65 milyonluk bir pastaya sahip Türkiye. Ve bunun bu rakamlarla da dünya altıncısı. Yani 30 senede Türkiye'nin turizm sektöründe yarattığı çok önemli bir katkı var. O 50 bin yatak sayısı da 1.7 milyon yatak sayısına gelmiş vaziyette. Muhakkak çok derinine indiğinizde tabii ki böyle büyük bir sektörde, bu kadar kısa zamanda gelişen bir sektörde muhakkak tartışılacak bir konu var. Ama biz tabii konumuz bu akşam bu değil. Ancak turizm için, yani Türkiye için bu kadar önemli bir sektörün ve dünya için önemli bir sektörün önünde tabii bazı halletmesi gereken, hele özellikle pandemiyle beraber daha da ciddiye alması gereken konular var. Dolayısıyla şimdi işte dünya büyüyor, gelişiyor, bir sürü değişiklikler oluyor. Tabii ki bunların gelecekle ilgili önemli yansımaları olacak. Ben size bir kısa, hem ben de biraz nefesleneyim, kısa bir video gösterip ondan sonra devam etmek istiyorum. Şimdi videoyu da şöyle bir alayım, full screen'i alayım. Arsa abi mi? Bundan bir şey anlamadım. Ne? Sesi gelmiyor mu? Yemeğe mi? Geliyor ses. Geliyor mu ses? Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. Ses geliyor mu? Gelmiyor. Yok, hayır. Sesi gelmiyor. Ses gelmiyor. Bana geliyor. Videonun sesi gelmiyor. Yok. Videonun sesi kapalı. Evet. Şu solda, evet. Oradan. Oradan kapandı. Sağa doğru ittirirseniz. Her şey yuvarlığı sağa doğru ittirirseniz açılacak. Evet. Evet, sağa doğru ittirirseniz diyeceğim. Sonra hemen ittireceğim. Şimdi geliyor mu? Yok, yine sıfırda çünkü. Yanlış anladım videoda. Aslında doğru yerdesiniz. Evet, doğru yerdesiniz. Sadece ileriye doğru gidecek. Aynı doğru yerdesiniz. Doğru. Şimdi geliyor. Ama yine gelmiyor.
Tabii hiç kimsenin keyfini bozmuyorum ama böyle çok değerli bir grup olunca geleceği de konuştuğumuz için ben yani güzel oteller, yemekler her şey çok güzel ama bu güzelliği korumamız için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve mümkün olduğu kadar da son dönemde bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Şimdi bir müsaade ederseniz bir şeyi bulacağım, sunumumu bulacağım ki oradan da oraya geçeceğim. Çıktı mı sunumum? Evet çıktı. Evet çıktı. Güzel. Şimdi dünya değişiyor, yaşam da değişiyor ve bir yeni nesil bir yaşam var. Ve bu büyük bir ihtimalle şeyden sonra da bu pandemi sürecinden sonra da daha da değişecek. Yani gelecek büyük bir ihtimalle yeniden şekillenecek. Peki bu şekillenme olurken ne yapmamız lazım? Bence en büyük sorun ve en büyük çözmemiz gerekli konu küresel ısınma ve iklim değişiklikleri. Bu sadece turizmi ilgilendiren değil, yaşamı ilgilendiren bir konu. Ve gelecekte buna karşı yeni bir planlama, yeni bir tasarlama yapmak durumundayız. Bunun için de işte bir yaşam kriterlerini hayata geçirmemiz lazım. İşte yapay zeka ile ilgilenen değerli insanlar, dijital dünya geleceği diyoruz. Burada da tabii sürdürülebilir yaşam kriterlerini hayata geçirmenin bir çıkış noktası, bir aracı olarak da ben dijital dönüşümü görüyorum. Bunun için de mümkün olduğu kadar sadece turizm sektörüne değil, her sektörün bir numaralı konusunun sürdürülebilirlikle ilgili yaşam kriterlerini uygulamak olduğunu düşünüyorum. Peki nedir bu yaşam kriterleri? Aslında belki bölgesel olarak değişebilir, sektör olarak değişebilir. Ama işte daha 2012 yılında Birleşmiş Milletler buna kafa yormaya başlamış ve işte yakın zamandır da sürdürülebilir kalkınma amaçları diye 17 tane amaç ilan etmiş ve ülkeler de Türkiye'de dahil olmak üzere zaten bunu uygulamakta kendilerini sorumlu görüp uygulamaya başlamışlar. Fakat şu anda fiziksel olarak uygulama oranları bütün dünyada çok düşük, Türkiye'de düşük. Fakat bu 17 tane kritere baktığımız zaman
ve biraz kafanızı şişirmek istiyorum ve bunları tekrarlamak istiyorum. Bir, yoksulluğa son. İki, açlığa son. Üç, sağlıklı ve kaliteli yaşam. Dört, nitelikli eğitim. Beş, toplumsal cinsiyet eşitliği. Altı, temiz su ve sanitasyon. Yedi, erişilebilir ve temiz enerji. Sekiz, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Dokuz, sanayi, yenilikçilik, altyapı. On, eşitsizliklerin azaltılması. 11, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. 12, sorumlu üretim ve tüketim. 13, iklim eylemi. 14, sudaki yaşam. 15, karasal yaşam. 16, barış, adalet ve güçlü kurumlar. 17, amaçlar için ortaklıklar. Şimdi buna baktığınızda kimsenin buna hayır diyeceğini düşünmüyorum aklı başındaki insanların. Ve aklı başındaki insanların da hangi sektörde olurlarsa olsunlar, burada bir çaba sarf etmeleri, uygulamada katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun da dijital dönüşümle daha eskiye nazaran, yani dijital dünyanın bu kadar güçlü olmadığı zamana göre daha rahat olacağını, daha ölçülebilir olacağını düşünüyorum. Onun için de dijital dönüşüme çok önem veriyorum. Şöyle kısaca da bir dijital deneyimler dünyasını da geçtiğimizde, işte Web 1'den Web 2'ye geçerken geçtik ve seve seve geçtik. Çünkü bir anda sosyal medyayla karşı karşıya kaldık. Sosyal medyadan resimler, videolar ve paylaşmaya başladık. Ve bugün sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası. Fiziksel sosyalleşme yapamadığımız zaman daha çok sosyal medyaya yöneliyoruz ve çok büyük rakamlar, yani bugün Meta grubunun diğer, yani işte sadece Facebook değil, Instagram, WhatsApp gibi sosyal mecralarla 3,5 milyar hesabı olmuş. Temizleseniz bile, yani double'ları çıkartsanız bile 2,5 milyarlık bir güce ulaşıyor. Şimdi bu çok tartışılıyor ya, işte Facebook'u yaşlılar kullanıyor, işte TikTok'ta çocuklar, benim 14 yaşında Miami'de yaşayan bir oğlum var. Geçenlerde bana diyor ki, diyorum ki ya sen pek Instagram'da paylaşım yapmıyorsun diyorum. O da bana diyor ki baba diyor, senin TikTok hesabın var mı diyor. Yani muhakkak o sosyal medya içinde bir değişim oluyor. Ancak sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası. Bulut var. Bulut diye bir şey girdi hayatımıza. İyidir, kötüdür. Her şeyimiz bulutta. Artık sonu inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Ama her şeyimiz bulutta. Aplikasyonlar hayatımızı kolaylaştırıyor. O kadar çok aplikasyon oluştu ki artık bunları yönetmek kendi başına bir bilim oldu. Ama hayatımızı kolaylaştırdığı konusunda hepimiz mutabıkız. İşte yapay zeka. Şimdi ya etrafta konuştuğumuz zaman hala 10 insanın 3'ü 4'ü yapay zekayı duymamış yahut yeni duyuyor. Birkaç kişi, 10'da birkaç kişi yapay zekadan korktuğunu söylüyor. Demek ki burada daha iyi anlatmamız lazım. Ancak geleceğe baktığımızda sanki yapay zekasız bir hayatı düşünemeyiz gibi bir şey çıkıyor ortaya. 10-15 sene önce bu sanal gerçekçilik falan çok popülerdi. Sonra popülaritesini kaybetti. Pandemide sanal gerçeklik, ben kendi sektörümden bahsedeyim, örnek vereyim yakınımda olduğu için. Mesela Türkiye'nin en çok tanınan antik şehirlerinden birisi Troya. Troya'nın da bu kadar dünyada tanınmasının ana sebebi Troya filmi. Fakat oraya senede fiziksel olarak pandemiden önce 150 bin, 200 bin insan geliyordu. Bu az tabii, bu rakam az ama yani bir şeyle kıyaslamak için veriyorum. Geçen sene sanal dünyada Troya'yı 1 milyondan fazla insan dünyada izlemiş. Yani sanal dünyanın gücünü ve gelecekteki önemini anlatmak için bunu anlatıyorum.
Şimdi tam güçlendirilmiş gerçekçiliği, gerçekliği falan anlayalım derken şimdi yani bu konuyla üstat olan insanlar marketingin önümüzdeki senelerde belki de sadece güçlendirilmiş gerçeklikte olacağını söylüyor. Haklı çıkarlar çıkmazlar. Bir blok zincir furyası var. Tahminen 10-15 hadi en geç 20 sene içerisinde dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıkların blok zincirde olacağı söyleniliyor. Yani bu Web 3 belli ki çok yakın zamanda hayatımızdaki en önemli değişiklik olacak. İşte verileri biliyorsunuz artık verisiz bir platformlar. İşte bakın ben 2011 yılında 8 senelik yaşamımdan sonra Amerika'dan İstanbul'a döndüm. İşte 2012'den beri de Türkiye'deyim. 45 senelik yurt dışındaki maceramdan sonra bunun aşağı yukarı 35 sene Avusturya'da, Viyana'da geçti. 8 senesi de Amerika'da geçti. Herkese şu örneği veriyorum. Ben 2011'in sonunda Amerika'dan gelirken Netflix üyesiydim. Netflix'teki üyeliğim şöyleydi. Netflix eve CD gönderiyordu. Bir tane, iki tane film gönderiyordu. Ve o CD'leri seyrettikten sonra geriye gönderiyorduk. Geriye göndermezseniz hesabınızdan, banka kartınızdan işte $5, $10 neyse onu kesiyordu. Yani o zaman da aşağı yukarı $10'dı şeyi üyelik. Şimdi Netflix dünyanın en önemli eğlence platformu oldu. Türkiye'de 3 milyondan fazla üyesi olduğu söyleniyor. Yani platformlar hayatımızın önemli bir parçası ve trendsetter'lar. Yani geçmişte fiziksel konular, fiziksel insanlar trendsetter'ken şimdi platformlar trendsetter oldu. Benim sektörümde bu ülkeleri milyarlara ulaştırma, hele Türkiye gibi çok zengin, yani işte deniz var, kum var, güneş var, aşağı yukarı bütün dünyada turizm hareketlerinin %70'ini deniz, kum, güneş şey yapıyor. Çünkü kuzeyden güneye insanlar güneş için hareket ediyorlar. Ama Türkiye deniz, kum, güneşin yanında belki de dünyanın en çok tarihi ve coğrafi zenginliklerine sahip. Dünyada başka ikinci bir ülke yok ki Antalya gibi en önemli turizm destinasyonunun etrafında 65 tane antik şehir olsun. Türkiye'de tahminen 300-400 tane antik şehir, 3000 tane höyük var. Bu yani dünyada ikinci kıyaslanabileceği ülke yok. Biraz yaklaşan işte İtalya, biraz yaklaşan Mısır, biraz yaklaşan Meksika gibi düşünürken Türkiye çok daha önlerinde. İşte 12 bin yıllık Göbekli Tepe, Karahan Tepe, yani taş tepeler. Çünkü belki aranızda Göbekli Tepe'ye giden vardır. Fakat 1-2 senedir 20-30 kilometre ötesinde Karahan Tepe'de açıldı. Toplam 12 tane tepe var orada. Onları yeni bir markalaştırıyorlar taş tepeler. Belki de Mezopotamya'nın o bölümü, yani Şanlıurfa ve 120 kilometre etrafı belki de 10 sene içerisinde, 15 sene içerisinde dünyanın en çok gezilecek arkeolojik site olacak. Dolayısıyla Türkiye gelecekte bugün olduğundan çok daha önemli bir destinasyon haline gelecek. Tabii burada da dijital marketing platformlar daha fazla insanlara ulaşmamız için tek yol. Pandemide NFT hayatımıza girdi. Bir anda hepimiz NFT spesyalisti, eksperti olduk ve deal etmeye başladık. Benim ilgilendiren, yani gelecekle ilgilen, beni en çok ilgilendiren kısmı kreativite ekonomiye dönüştü. Ne demek? İşte insanlar işte fotoğraf çekiyordu, sanatçıydı. Fakat malını ekonomiye dönüştürecek imkanlar yoktu elinde. Halbuki bugün no name birçok kreatif insan NFT sayesinde ekonomiye dönüştürebiliyor. Ve gelecek için NFT
biraz sonra da birazcık bahsedeceğimiz Metaverse içinde çok önemli mazot, çok önemli benzin, çok önemli yiyecek olacağını düşünüyorum ben. Ve tam biz bunları, bu dijital dünyayı gelecek için nasıl tasarlayacağız derken Ekim'de Mark Zuckerberg Metaverse diye bir kavram attı. Şimdi tabii bazıları diyor ki ya zaten 92 yılında Metaverse'den bahsediliyordu. Yeni bir şey değil diyor da, yani milyonlarca milyarlarca insan için Metaverse yeni bir kavram. Aslında Metaverse'ün Matrix filminde de geçtiğini şimdi daha iyi anladık. Yani şimdi Matrix'i seyrettiğimizde bugünkü Metaverse know-how ile bir daha başka türlü bakıyoruz. Bunları niçin söylüyorum? Bu gelecekteki yolculukta, insanın yanında, hala tabii ki bizim sektörde bu yolculuk serüveninde tabii ki insan en önemli ve ortadaki, yani merkezdeki en önemli faktör olarak kalacak. Ancak rekabet, seyahat hareketlerinin nereye yönlendiği, deneyimin dijital deneyimsiz fiziksel deneyimin daha az olacağı, insanların kararlarını sadece belki de dijital deneyimden sonra vereceği, kitapların yetmeyeceği, insanların, hele Türkiye gibi zengin ülkelerin zenginliklerini pazarlama açısından, tüketici açısından da deneyimlemek açısından tek aracın dijital dünya olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Metaverse'e ben çok, bizim sektör için çok gelecek vadeden bir dünya olarak olduğunu düşünüyorum. Hele işte Metaverse'de eğitimin, sağlığın, shoppingin ve diğer sosyal medyaların girmesiyle birlikte seyahat sektörü için yeni bir alan olduğunu, yeni bir şans olduğunu düşünüyorum. Bütün bunların içinde de işte temin bahsettiğimiz bütün o 15 senelik dijital serüvenin hepsinin bir kombinasyonunun ağırlıklı olarak hangisi kullanılacaksa, ağırlıklı olarak marketingde hangisi kullanılacaksa onu ben bilmiyorum. Ben kimsenin onu bildiğini de zannetmiyorum. Hepsini bu Metaverse dünyasını hep beraber bütün ilgilenenler öğreniyoruz. Yani öğreniyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bazı deyim kargaşalıkları da yaşıyoruz. Ama belli ki dijital dünya öyle bir hale geliyor ki işte fiziksel dünyanın misli misli belki 10, belki 1000, belki 100 tane avatarımızın birçok yüzlerce dünyaya girebileceği. Bugün işte haftada bir Apple'dan warning geliyor. Diyor ki işte geçen hafta diyor ortalama diyor işte 2,5 saat kullanmışsın diyor şeyi, iPad'i yahut kompütürü. İşte bu bazen fazlalaşıyor, bazen azalıyor. Ben ama gelecekte dijital deneyimle fiziksel deneyimin neredeyse 50-50 olacağını düşünüyorum. Çünkü bu oyunlaşma felsefesinin bütün dünyanın diğer fiziksel bölümlerinin dijital içerisindeki rolünün iyice büyüyeceğini tahmin ediyorum. Sizler de belki öyle tahmin ediyorsunuz. Bu kısımları biraz geçiyorum. Sizlerin de genel olarak bildiği konular. Ancak ben de kendi açımdan sevgili Erdem Erkul'un Cerebrum şirketiyle beraber işte seyahatle ilgili, seyahat sektörüyle ilgili neler olacak? Onlara kafa yoruyoruz. Bu meta yaşamlar içinde seyahat de olacağı için eğitimin, alışverişin, sağlığın, kültürün, eğlencenin yanında seyahat de olacağı için buna kafa yoruyoruz ve işte bu benim ilk kurduğum, 90 yılında kurduğum
Magic Life dünyasının bir Magicverse Life dünyasına dönüşeceğini düşünüyorum. Burada da experience'ın, deneyimin, travel'ın ve explore'un şey olarak, dijital olarak üç tane ana faktörde toplanacağını düşünüyorum. Şimdi mesela bu resimde gördüğünüz araçlarla belki herkes bunlara ulaşamıyor. Ama işte dijital dünyada bunlara ulaşabilmek çok kolaylaşıyor. Dijital dünyada Ferrari ile ya da Harley ile seyahate gitmek isteyenlerin belki de fiziksel dünyadan daha çok metaverse dünyasını tercih edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi experience önemli. İşte mesela şurada gördüğünüz Türkiye'deki 200 tane antik kenti bir önce metaverse'de yaşamak ve çok daha fazla sayıda yaşamak isteyeceğinizi düşünüyorum. Tabii bir fiziksel olarak bir o dünyada olan birçok şeyin yani toplantıdan işte spor, sinema gibi şeyleri bu hazırlanan otel veya seyahat dünyasında muhakkak deneyimleyeceklerini insanların düşünüyorum. Dolayısıyla dijital dünyanın başımıza neler gelecekten daha ziyade bize nasıl artı değer katabileceğini, işte burada da işte mesela ben şu anda burada 3 gündür 4 gündür Assos'ta çok alışık olmadığımız çok şiddetli bir rüzgar var ve içimde ya şu bu rüzgar içerisinde bir yangın çıksa Allah korusun nasıl olur endişesi var. Dolayısıyla ben Cem Kınar olarak eşimle birlikte bu konulara, bu sürdürülebilir yaşam kriterlerini uygulama konusunda çok hassasız ve bu konuda ben bütün dijital dönüşümün özellikle Metaverse'ün yepyeni bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve bu şanstan da faydalanmamız gerektiğini, negatif aspektler yerine nasıl katkı sağlarız, yaşamı gerçekten sürdürülebilirlik oranını nasıl yükseltiriz? Konuya öyle bakıyorum. Şimdilik de aşağı yukarı söylemek istediklerim bunlar. Ama işte otelcilikte neler olur, efendime söyleyeyim, transportta ne olur gibi sorular olursa tabii ki onlara da cevap vermek isterim. Ama şimdilik bu sürdürülebilir yaşam kriterleriyle dijital dünya arasındaki bağlantıyı daha biraz vurgulamak istedim. Bunlar da bizim düşündüğümüz Magicverse Life'ın experience'larında örnekler. Sabredip beni dinlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ama sorular da varsa tabii ki onları da şey yaparım. Böyle bir elit bir grup içerisinde de hani günlük konuların dışına çıkıp biraz gelecekle ilgili bir ufuk paylaşımı yapmak istedim. Dinlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Cem Bey. Şu an Cem Bey'e sorusu olan varsa ben okuyup kendisine iletebilirim. Ben başlayayım istiyorsan. Açılışı yapayım İrem müsaadenle. Tamam. Cem Bey çok teşekkürler. Birkaç sorum var ama soruma geçmeden önce deminden Göbekli Tepe'ye gittiniz mi dediniz. AYPA üyelerinin hepsi tebessümde bulundu. Biz 8 Haziran'da Bozan kardeşimiz de burada. Instagram'dan gördüm evet. Evet 8 Haziran'da 40 AYPA üyesi Göbekli Tepe'deydik. Tarihin sıfır noktasından tarihin dönüm noktasına temalı Metaverse etkinliği yaptık. Umarım önümüzdeki sene birlikte hareket ederiz. Yapay zeka ile ilgili bizim yaptığımız toplumda algı araştırmasında kuantum araştırma yaptık. Volkan Bey de burada yönetim kurulu üyemiz. Toplumun sadece %5'i yapay zekayı doğru tanımlayabiliyor. Metaverse ile ilgili yaptığımız araştırmada ise Türkiye'de toplumun %58.1'i Metaverse'ü duymuş ama sadece %17'si doğru tahmin edebiliyor. O yüzden yapay zeka ve Metaverse ile ilgili bu kavramların bilinirliğini hep beraber arttırmalıyız. Şimdi 28 tane etkinlik yaptık. Her etkinlikte benim notlarım var.
Ve her etkinlik öncesi de vakit buldukça yapay zeka, turizm ve turizmin geleceğiyle ilgili de notlar alıyorum. Sizler çok iyi biliyorsunuzdur. 2018'de Alibaba'nın Çin'in Hangzhou şehrinde yapay zeka oteli açıyor. FlyZoo diye. Ve bu otelde yalnızca yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyorsunuz. İşte 2016 yılında Hilton otelleri check-in sırasında konuklara kolaylık olsun diye Connie diye bir robotla sektöre çıkmış oluyor. Şimdi bu tarz gelişmeler var. Sanal müzecilik zaten son 5 yılda inanılmaz derecede artmış durumda. Peki bu değişim dönüşümde, turizmde yaşanan bu değişim dönüşümde Türkiye nerede? Adaptasyon sağlayabiliyor mu, sağlayabilecek mi? Yoksa geleceğe biraz bu anlamda geç mi kalacağız? Bunu sorayım. İkincisi, ben 2018'de Marmara'da öğretim görevlisiyken o zaman Harvard'ın, Oxford'un geleceğin meslekleri listesi vardı. Öğrencilerime onu anlattırırdım. Birer tane meslek seçtirirdim. O zaman uzay turizm rehberi geleceğin meslekleri arasındaydı. Ama şimdi haberlerden görüyoruz ki uzaya 2027'de otel açılması söz konusu. Bu anlamda uzaya seyahat anında ne düşünüyorsunuz? Üçüncüsü benim genelde klasik sorumdur. Burada biz bizeyiz. Turizm konusunda dünyaya da ya da Türkiye'de en yetkili kişi olsaydınız atacağınız ilk adım ne olurdu? Diyerek ben söze son vereyim. Çok teşekkürler tekrardan. Şimdi atacağım, çok sağ ol Zafer. Atacağım ne olurduyu söylemeyeyim, yoksa bakan kıskanır mıskanır, birisi de oradan bir gazeteye böyle bir şey yazar. Şaka. Tabii ki ben devrimci bir turizmciyim. Geçmişte yaptıklarımla önemli devrimlerde ön ayak oldum yahut beraber oldum. Bundan sonra da gelecekte de yaptıklarımla yine önce olmak istiyorum. Ben aslında ilk sorunla onu bir birleştireyim. Turizm sektörü genel olarak çok öncü bir sektör. Çok dünya ile entegre bir sektör. Türkiye'de de böyle. Ancak dijital dönüşümü tam istediği gibi sağlayamamış vaziyette. Daha insan ve servis odaklı çalışıyor. Ve genelde de yatırımcı profili mermer, mobilya fiyatlarıyla daha çok ilgileniyor. Yani 100 milyon dolara bir otel yaptığınız zaman aşağı yukarı 99 milyonunu zaten fiziksel şeylere harcıyorsunuz. Dijitale harcadığınız rakam zaten bütün bütçede çok düşük bir rakam. Onu da çok yakın zamana kadar rezervasyon sistemiyle ne harcıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben 90 yılında Magic Life'ı kurduğumda otellerde daha rezervasyon sistemleri bile yeniydi. Yani biz 92-93 yılında ilk defa Fidelio denilen Oracle'ın programını kullandık ve bu bir devrimdi. Öyle diyeyim. Tabii orada çok gelişmeler oldu. Ama diğer yönden gerek işletmede gerekse misafirle olan ilişkide dijital kullanım az. Şimdi özellikle bu pandemide bu guest experience programları var. Yani işte touchless odaya girme, touchless rezervasyon yapabilme. Burada dünyada 3-4 tane application var. Bakın bunları yapan VB diye bir Türk şirketi var. VB Avrupa'dan 1,5 milyon euro hibe alarak bu programı yapmış. Çok değerli bir şirket. İnanın belki Türkiye'de işte toplam 26 bin falan otel var. Herhalde 200 otel falan kullanıyordur bu programı. Hadi diyelim ki buna benzer programlar var. İşte 200'de onlar kullansa 500. Yani 26 binde 500 %2. Hadi ben birazcık bunu şey yaptım diyelim ki ben birazcık az tuttum. Dijitalleşme toplam yani komple dijitalleşme dönüşümü otelcilik sektöründe taş yatlasa %20. Yani yüzde, mesela şimdi yapay zekadan bahsediyorsunuz. Şimdi bugün
işte trop operatörü, fiziksel trop operatörü ve dijital trop operatörü. İşte duyuyorsunuz Booking.com, Expedia gibi çok önemli oyuncular var. Bu oyuncular son 15 senenin oyuncuları. Kullanıyorlar. Çok erken zamandan beri kullanıyorlar ve başarılı olma kriterleri zaten yapay zeka ile eş. Fakat büyük zincirler de kullanmaya başladı. İşte Hilton, işte Starwood grubu, işte Wyndham grubu. Ancak yapay zekanın kullanma oranı da hadi diyelim 20 değil de 30. Yani biz Türkiye olarak bakın ilk defa 2021 yılında o da Mehmet Ersoy'un, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un inanması ve desteğiyle Go Türkiye'yi aptal bir mekanizma olmadan, yani aptal bir web sayfası olmadan akıllı bir platforma dönüştürdük. İlk fazı tamamlandı 2021'de. Şimdi 2022'de de yapay zekanın kullanılması. Çünkü Türkiye'nin platformu Go Türkiye'yi ben de burada sevgili bakanın takdiriyle bir 6 aylık bir danışmanlık hizmeti verdim orada. Mimari ve hedefler konusunda. Şöyle söyleyeyim. Biz Go Türkiye'yi platforma çevirmeden önce aylık ziyaretçi sayısı 1 milyondu. 4 ay önce falan bu rakam 10-12'ye gelmişti. Herhalde şimdi bu yaz sezonunda aylık ziyaretçi 20 milyonu bulmuştur. Şimdi bu da senede diyelim ki 250-300 milyon. Halbuki bizim süratle 1 milyar insana hiç olmazsa ulaşabilmemiz, fakat ulaşmanın dışında da yapay zekayla o ulaştığımız insanların gerçekten Türkiye'ye gelmesini sağlamamız ve o insanların tercihlerini tespit etmemiz ve o insanların tercihlerine göre pazarlama yapma stage'ine geçmemiz lazım. Dolayısıyla birinci sorunuzla uzay rehberi konusunda evet aşağı yukarı ben de 2014'ten beri konuşmalarımda uzay yolculuğunun başlayacağını, gelecekte yani seyahat sektörünün o kadar inovatif olduğunu ve burada da 3 tane örnek gösteriyorum. Bir, Maldivler'de denizin altındaki otel odasını gösteriyorum. Şimdi aratmayın bana. Benim o sunumlarımda var da şimdi bulmam biraz uzun olur. Fakat Maldivler'de belli bir süredir denizin altında oda var. Odanın içinde, suların içinde yaşıyorsunuz ve balıklarla temas halindesiniz. Muhteşem bir inovasyon. Diğer taraftan Avusturya'da bir kayak oteli var. Kayak otelinin üstü pist. Yukarıdan kayaklarınızla çatıdan inerek otelin üstünden piste geçiyorsunuz. Üç de uzay yolculuğu. O zaman tabii biz uzay yolculuğu olacak diyorduk. Uzay yolculuğu şimdi pandemiye rast geldi. Dolayısıyla Zafer, belli bir bütçen varsa yarın uzay yolculuğuna kendini yazdırtıp yakın zamanda da uzay yolculuğu yapabilirsin. Onu da bırak. Elon Musk'ın tek hedefi zaten Mars'ta ilk oteli açmak. Bakalım o kime nasip olur. Göreceğiz. Dolayısıyla seyahat öyle bir şey ki ucu açık. Yani her şey olabilir. Burada da tabii uzay rehberi iyi bir meslek. Olur tabii ki yani. Ama hayat o kadar hızlı geçiyor ki ben şimdi uzay yolculuğundan daha çok Metaverse'deki gelişmelerin daha hızlı olacağını düşünüyorum. Metaverse bize endless, yani sınırsız bir dünya ve o sınırsız dünyada da sınırsız avatarla çok kişilikli, çok yetenekli, çok istekli, yani çeşitli isteklere sahip birçok şeyi hayata geçirebileceğiniz bir ortam olacağı için ben şimdi 63 yaşındayım. Oğlum 14 yaşında, 15 yaşında. Ben şimdi oğluma artık bir daha kompüterle oyun oynama demiyorum, tamam mı? Diyemem yani. Anladın mı? Çünkü geldiğimiz şöyle bir dönem oldu. Belki işte önümüzdeki 20 sene ben de o oynama felsefesi içerisinde
hayatımın bir müddetini Metaverse'de geçeceğim. Yani gelecek çok açık. Ben şunu biliyorum, bunu biliyorum diye de ahkam kesmiyorum. Ama sektörün, eğer dijitalleşmeyenler için söylüyorum, dijitalleşemezlerse, daha ağır söyleyeyim, batacaklarını düşünüyorum. Ülke de eğer dijitalleşemiyorsa toplam, tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizi ilgilendiren, hani Türkiye ne yapıp yapıp dijitalleşmeli. İşte bugün belki görmüşsünüzdür, Dubai birçok alanda olduğu gibi, yani o Dubai'yi örnek vermek gerçekten beni bile oraya getirdi. Yani turizm hayatımda Dubai'yi örnek, ki ben ilk gittiğimde işte 90'ların başındaydı. Çöl alan Dubai'yi biliyorum. Bunca sene ya, örnek vermek mecburiyetindeyim şu anda. Bugün Metaverse stratejisini açıkladı. Ne kadar insan çalıştıracağını, ne kadar para yatıracağını düşündü. Ben Türkiye'de önümüzdeki dönemde seçim var. Önümüzdeki dönemde. Ben mesela AKP olayım, Cumhuriyet Halk Partisi olayım ya başka bir parti olayım. Tek, yani ana seçim şeyim, vaadim işte mesela şu olabilirdi. Ben önümüzdeki 5 sene içerisinde Metaverse dünyasına included augmented reality, included yani all inclusive 5 milyar dolar para harcayacağım. Bu kadar genci, 100 bin tane genci ben Metaverse dünyasında yetiştireceğim. Ben seçimi kazanırdım bununla. Çünkü seçime 7-7,5 milyon Z nesil ilk defa oy verecek. Onların oyunu alırdım diyorum ve sonra da cevap verdiğimi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Belki de bu seçim değil. Ben Z kuşağı ile ilgili kitap yazmış birisi olarak bu seçim değil ama bir sonraki seçimde bence ana vaat konusu bu olacak Cembe. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler tekrardan. Başka sorusu olan? Herkes sözle sorabilir, istiyorsa yazmadan ziyade daha samimi olabilir. Abdülkadir Hocam, Cembe'ye vesile olan birisi olarak siz buyurun isterseniz. Ben hocamı da sevgiyle selamlıyorum. Merhaba hocam. Cem Bey'le biz ilk Metaverse toplantısını yapmıştık. Tansu Yensiz, evet. Erdem Bey. Gerçekten teknolojiyi çok yakından da takip ettiğinizde bizzat orada da şahit olmuştum. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz... Hocam beraber Mars'a gittik diyelim arkadaşlar. Evet, hatta evet beraber Mars'a gittik. Orada yaptık toplantıyı Metaverse'te. Şimdi çok çarpıcı sunumun başında rakamlar verdiniz. İlk işte 50 bin yataktan şu anda inanılmaz 1.7 milyon sayısına işte 52 milyon yabancı misafir, 10 milyon Türkiye'de seyahat eden kişi var dediniz. Peki bu şu an bize az önce zikretmiş olduğunuz rakamlar bizim potansiyelimizin ne kadar? Yani biz potansiyelimizin ne kadarını kullanıyoruz bir? Yani daha gidecek ne kadar yol var? Bunu anlamak adına soruyorum bir. Bir de ikinci sorum da şu, ben 2010-2011 yıllarında Türkiye'nin 81 ilinde eğitim verdim ve en büyük problemim konaklamaydı, nitelikli konaklama. Yani bugün işte 300 antik şehir, 3000 höyük var ama buralara insanların gidip ziyaret ettiğinde konaklama noktasında nitelikli konaklama hizmetini alabileceğini düşünüyor musunuz? Ve bunu çözmek adına acaba... Otellerden ziyade bu çok popüler olan Airbnb tarzı yapıların, Türkiye'de şahısların bunu çok daha nitelikli bir şekilde yapabilmesi adına Turizm Bakanlığı'nın ya da herhangi bir özel girişimin bir şeyi var mı, çalışması var mı? Oranın daha böyle hızlı çözüm olabileceğine inandığım için. Bunu i̇şte sormak. Hocalar böyle oluyor. Hemen de güzel sorular soruyorlar. Hocam şimdi... Çok güzel iki tane konu şey yaptınız. Ben Türkiye'nin kısa sürede işte 100 milyon yabancı misafir, 20-25 milyon da Türklerin seyahat ettiği 125-150 milyonluk bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda hiçbir yatırım yapmasa da bunu karşılayabiliyor. Yani yatak sayımız stratejimizi değiştirerek 3-4 ay süren turizmi 12 aya çıkarttığımız zaman bize yatak sayımız yetiyor. Bir de unutmayın ki Türkiye'nin özellikle Antalya bölgesinde şu anda kışın otellerin %80'i falan kapalı. Diğer tarafta da Avrupa'da yaşlanan bir Avrupa var. Yani bizim 29-30 iken ortalama yaşımız orada 49 yahut 59. Yani
yaşlanan bir Avrupa, biz yaşlanan bir Avrupa'yı kışın çok rahatlıkla Türkiye'de misafir edebilecek vaziyete gelebilirsek bu rakamlar bu yatak sayısıyla da yetiyor. Diğer taraftan da son dönemde sizin de bildiğiniz üzere 4-5 senedir konuşulan ama pandemide gerçekten hayata geçirilen bir dijital nomad konusu var. Dijital göçebe konusu var. Özellikle beyaz yakalılar artık özgür yaşamak ve eğer para kazanabiliyorsa illa o şehirde kalmak istemiyor. Ya şehir değiştiriyor ya ülke değiştiriyor. Burada örnek Portekiz, Lisabon. Son senelerde çok ciddi dijital göçmenlerin yaşadığı bir şehir haline geldi. Asya'da Endonezya, Filipinler. Burada mesela Endonezya'da bir arkadaşım var. 20 tane odalı bir şey işletiyor, otel işletiyor. Fakat sörf yapılıyor orada. Hem oteli işletiyor, hem sörf yapılıyor, hem de iş yapıyorlar. Gelen misafirler de dijital göçebeler. Çünkü ne yapıyor onlar, ne arıyor? Özgürlük ve internet arıyor. İyi işleyen bir internet. Dolayısıyla biz eğer Avrupa'nın üçüncü yaş grubu ve çok sayıda bu yeni nesil dijital göçebeyi de ülkemizde misafir edebilirsek, ki bu loko olarak gerçekleşiyor, İstanbul'dan son 2-3 sene içerisinde İzmir'e veya Bodrum'a veya Assos'a taşınan insan sayısı yükseliyor. Biz eğer bunları becerebilirsek çok daha şey hale gelebiliriz. Diğer sorunumuz ise Türkiye'nin yeniden strateji yenilemesi lazım. Ne yapması lazım? Türkiye'nin son 30 senedeki stratejisi en iyi otelleri yapalım, en büyük otelleri yapalım ve turizm destinasyonları yaratalım. Şimdi Türkiye bunu yarattı. Türkiye şimdi yeni bir strateji tasarlaması lazım. Bu stratejinin bir numaralı ayağı kırsal turizm. Türkiye sizin çok güzel söylediğiniz üzere Anadolu'yu ve Anadolu'daki özellikle kadınları girişimci haline getirerek evlerin Airbnb usulüyle dönüşümünü sağlamalı. Ve onlara da siz eğitimci olduğunuz için çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'deki en büyük sorunumuz tabii bizim sektörde de eğitim olduğu için onları dijital eğitim kanalıyla ana standartlar bir misafir ne bekler? İşte ben kendi yaşadığım Avusturya'dan örnek vereyim. 7,5 milyon, 7 milyon nüfusu vardı. 15 milyon misafir geliyordu. Ana turizmin yataklarının anası köylerde, kasabalardaydı. Herkes evini 3, 4, 5 tane odasını turizme açmış vaziyette. Bu Türkiye'de daha başlamamış bir sistem. Eğer siz Anadolu'da gelecek işte 100 milyon, 120 milyon insanı Anadolu'da da misafir etmek istiyorsanız kırsal turizme diye bir strateji tespit etmeniz lazım. Ve öncelikle de kadın girişimleri, kadın girişimcileri kırsal turizm için kazanmanız lazım. Bunun ana formülünün bu olduğunu düşünüyorum. Ve biz de eşimle, Elif Dağdeviren'le birlikte şu anda hala kuruluş aşaması bitmedi. Anatolti Vakfı'nın da en önemli konusunun bir, turizmi ve Türkiye'yi dünyada nasıl, turizm ve kültürü dünyada nasıl bir soft power yaparız? İki, Anadolu'da kadın girişimcileri nasıl turizme ve kültüre adapte ederiz, entegre ederiz? Yani tabii ki devlet politikasının da bu olması gerekiyor ama küçük küçük bunların kıvılcımları da Anatolti Vakfı gibi kuruluşların da hayata geçirebileceği bir konu. Bu kırsal turizm Türkiye'de daha yeni yeni tartışılmaya başlandı. Halbuki gelecek için çok önemli bir ayak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiğiniz için de çok çok teşekkür ederim Ayca. Unutmayın da bir sorusu var. Evet, bir uygunluk varsa ben de sormak isterim Cem Bey'i görmüşken. Ben sunumun başını biraz kaçırdım ama açıkçası merak ettiğim nokta şu. Benim de ana unsurumuz, ana faaliyet alanımız sürdürülebilirlik. Avrupa Birliği'nin Teknoloji Vakfı üyesi olarak oradaki taksonominin
öngördüğü diyeyim 600 parametrenin takibini yapan tarımsal finansman alanında ve özellikle kırsal kalkınmayı ilgilendiren alanda bir girişim kurdum yaklaşık bir yıldır. Dijital dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini nasıl örtüştürüyor? Birkaç pratik örneğiyle acaba örneklendirebilir mi Cem Bey? Ben hem herkes için soruyorum hem de uygulama da merak ettiğim için soruyorum. Çünkü bizim sahada en çok karşılaştığımız problemlerden biri dijital ve finansal okuryazarlık eksikliğinden ötürü henüz sürdürülebilirliğe daha sıra gelemeden sermaye eksikliği, iş bilgisi eksikliği, iş tecrübesi eksikliğiyle yüzleşiyoruz. Hani siz nerelerde acaba bu noktaları birleştiriyorsunuz? Onu sormak isterim. Biz genelde Anadolu'da mümkünse kalkınma ajanslarıyla beraber çalışmaya çalışıyoruz. Yani son 1-2 senede kalkınma ajanslarıyla ortak projeler ürettik. Ve bu projelerde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Dijital olarak da size şöyle bir örnek vereceğim. Geçen sene belki duymuşsunuzdur Box Müzesi diye Bayburt'a 50 kilometre ötede bir köyde muhteşem bir Hüsamettin Hoca'nın bir müzesi var. Kendi köyüne bir müze yapmış. O müzede de aşağı yukarı 18 odalı bir konaklama tesisi var. Fakat bırakın İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan oraya bir çalışanın gitmesini, Bayburt'tan kimse oraya çalışmaya gelmiyor. Fakat geçen sene biz köydeki kadınları dijital eğitimle ilerlettik. Yani hiç olmazsa teorik eğitimi onlara dijital kanallarla verdik. O ablalar, teyzeler koca ekranın başına oturarak verilen eğitimleri aldılar. Sınavlara dijitalden girdiler. Yani sizin söylediğiniz bu dijital okuryazarlığı da bir miktar geliştirebildik. Ve çok başarılı olduk. Çünkü niye başarılı olduk? Zaten o teyzeler, ablalar, örnek veriyorum, evlerinde çok iyi yemek yapıyorlar. Onlara o yemek yapma yeteneğinin yanında aşağı yukarı işte tabak nerede duracak, efendime söyle misafir geldiğinde ne yapacaksın gibi şeyleri öğretmek tabii ki kolay oldu. Sürdürülebilir yaşam kriterleriyle ilgili olarak da aslında bütün bu 17 tane konu içinde ben hiçbir şey olmasa da bu dijital okuryazarlığının yükseltilebileceğini, insanlara bu bahsedilen bu 17 tane konuyla ilgili olarak hiç olmazsa eğitim verip onların uygulamada faydalı olacağını, deneyimsel eğitimin fiziksel eğitimden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve biz bunu uygulamaya çalışıyoruz. Burada da gene kendimden bir örnek vereyim. Nasıl hocamla geçenlerde Mars'ta toplantı yaptıysak, yine Erdemlerin orada ben augmented reality'de araba montajı yaptım. Normal olarak, fiziksel olarak ben araba montajı yapmam mümkün değil. Ancak kontrolörlerle araba montajı yapabildim. Yani ben Metaverse'ün deneyimsel eğitimde çığır açacağını düşünüyorum. Gene Erdemler mesela arıcılık konusunda çok önemli bir program yaptılar ve uygulamaya başladılar. Ve Erdem Erkul bunun çok başarılı gittiğini düşünüyor. Yani 17 tane konunun birçoğunda dijital dünyayla gelişmenin ve dolayısıyla uygulamanın biraz hızlanacağını düşünüyorum. Umut. Anladım. Teşekkür ederim Cem Bey. Hani uygun bir zamanda daha detaylı da tartışmak isterim. Seve seve. Bir sorumuz daha var Yunus Bey'den. Bakan Bilgin 8 saat mesai eski alışkanlık tartışılmalı dedi. Çok 8 saat dedi. Görüşünüz nedir? Mesai saatleriyle alakalı bir soru var. Şimdi yani biraz yoruldum da biraz gırgır da yapalım da. Bakan Bilgin'e karşı benim bir yorum yapmam mümkün mü Türkiye gibi özgürlükçü bir ülkede? Bir bakan hakkında benim burada bir yorum yapmam olur mu? Şaka bir tarafa. Ben Türkiye'de aslında en büyük tartışmanın gelecekle ilgili olarak bazı Avrupa ülkelerinde uygulamaya başlayan bu mesai saatlerinin ki bu pandemide uygulandı.
iki şey uygulandı. Bir, mesai saatlerinin fleksibil olması. İki, uzaktan eğitim. Ben uzaktan eğitimin her ne kadar biraz geriye dönüş de olsa artık standartın içine girmesi gerektiğini, 8 saatlik bir tartışmanın daha çok kaç gün çalışacağımızla olması gerektiğini, yani hadi 7 saat 5 gün çalışmayalım da 4 gün çalışalım ama öbürü 3 günü de nasıl değerlendireceğiz? O olması gerektiğini düşünüyorum ama Türkiye olarak tam bunlara hazır mıyız daha bilemiyorum yani. Onun için benim görüşüm flexible çalışmak, yani onu söyleyeyim. Ve mümkünse işe gidiliyorsa da 4 gün işe gidilmesi, yani iş yerine 4 gün gidilmesi. 7 gününün 3 gününü o 4 günün dışında istediğimiz yerde geçirebilme imkanına ve işte bu pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın da verimli olabileceği deneyimini bütün dünyada yaptık yani. Teşekkür ederiz Cem Bey. Başka sorusu olan var mıydı? Tabii çok kalabalığız ama ben burada turizm ve seyahate çok büyük ilgisinin olduğunu bildiğim yönetim kurulu üyemiz Avukat Atagümüş var, Volkan Kılıç var, Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen var. Bir İzmir'de yaşayan birisi olarak belki soru sormak ister. Varsa sorular çok memnun oluruz. Demek ki o kadar iyi anlattınız ki Cem Bey. Bence birazcık tabii şimdi yaz, bugün ne günlerden salı, her şeyin bir şeyi var. Ben gerçekten çok çok mutlu oldum. Kesinlikle. Sunumumu ve videomu isteyenler de lütfen Zafer'e bildirirse sunumumu gönderebilirim. Çok ben rahat. paylaşırsanız. Ben size geçerim. Siz de isteyenlerle, arzu edenlerle paylaşırsınız. Rica istersen Cem Bey'in küçük hediyesini de takdim edelim. Tabii ki. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Biz Tomorrow Meetings'lerde geleneksel bir hediyemiz var. Kabul ederseniz biz sizlerin de bahsettiği Z kuşağına çok önem veriyoruz. Onları da geleceğe hazırlamak derdinde olan bir derneğiz. Onların hayatına küçük bir katkıda bulunmak adına konuklarımız adına da bir bağışta bulunuyoruz. Bilim seferberliği kampanyasına. Çok güzel. Bu sertifika hemen toplantıdan sonra gelecek. Kabul ederseniz çok memnun oluruz bu bağış sertifikasını. Vallahi muhteşem bir fikir. Çok çok tebrik ederim sizi. Dediğim gibi ben çok mutlu oldum. Tekrar beni düşünüp çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. İnşallah katılanlar da memnun kalmışlardır. Bir daha davet ederseniz fiziksel olarak da her zaman gelebilirim. Çok teşekkürler. Herhalde şimdi bir de... Evet, bir aile fotoğrafımız olacak. Aile fotoğrafımız var. Evet. Bunlar hatıra Cem Bey değil mi? Fotoğrafların hepsi. 10 yıl sonra daha anlamlı olacak belki. Uygun olanlar kameralarını açabilirse ben buradan çekiyor olacağım. İlk sayfayı çektim. İkinci sayfadan da bir fotoğraf alayım. Tamamdır. Cem Bey, çok teşekkür ederiz. Gelecekte yolculuğa hazırlanıyoruz biz de AYP ailesi olarak. Bize bu yolculukta çok güzel bilgiler kattınız. Önümüzdeki yıl Mart ayında yapacağımız fiziksel AI Tomorrow Summit zirvemizde umarım turizmi konuşuruz ve o ekipte siz de olursunuz. İnşallah. Biz bir de yapay zeka ve metaverse konusunda toplumun bilgi eksikliğini gördüğümüz için ilk toplantımızı Göbekli Tepe'de yapmıştık. İkincisini Kastamonu'da yapacağız. Kastamonu'ya büyük bir ilginizin olduğunu biliyorum. Sizi ve kıymetli eşiniz Elif Hanım'ı da Kastamonu'ya davet etmiş olalım şimdiden. Çok 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 teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.